73. soru. A third industrial revolution. Üçüncü bir sanayi devrimi. Revolution, devrim demek arkadaşlar. French Revolution, Fransız devrimi. Aynı zamanda revolution, bunu gösterdim diye hatırlıyorum. Arabaların motor devrini gösteren şey de RPM yazar en sonunda. Revolution per minute demektir o. Bu tür görseller aklınızda kalsın. Şu işte RPM. Revolution per minute. Dakika başına devir demek. Arabaların devri. Daha doğrusu motorlu olan her şeyin devridir. Dakikadaki devri. Mesela drill nedir? Drill. Sondaj veya matkap. Matkapların mesela devir sayısı vesaire anlamında kullanılır. As manufacturing goes digital, it will change out of all recognition, says Paul Markley, and some of the business of making things will return to rich countries. As yaparken, ederken, olurken, ne olurken, manufacturing goes digital. Manufacturing, üretim. To manufacture, R'den sonra E harf var, üretmek. Ama daha çok böyle mal üretmek anlamındadır. Mesela fikir üretmek, eser üretmek manufacture değildir. Manufacturing, elbiseden arabaya kadar maddi olan şeyleri üretmek demektir. Manufacturing ise üretim. Ama dediğimiz gibi fabrikada üretilen şeyler. Üretim olayı go digital, go digital. Go normalde gitmek demek. Ama arkasından bir isim aldığında leşmek. Go digital, dijitalleşmek, sayısallaşmak. Dolayısıyla üretim işi, üretim sanayisi dijitalleştikçe, sayısallaştıkça it will change out of all recognition, diyor şu Paul efendi. Change, değişmek. Recognition, tanıma. To recognize fiili var. Şu şekilde recognize. Fiillerin başına to koyun diyorum her zaman için. Hani babam gelse tanımamdaki tanımaktır bu. Recognition da herhangi bir şeyi tanımak, fark etmek. Change out of all recognition veyahut da change beyond all recognition ifadesi bir terim, bir kalıp arkadaşlar, idiomdur. Ne olabilir? Bütün ifadesi yönlendirici olsun sizin için. Beyond ne demekti? Ha, ötesinde, daha ötesine anlamına geliyor. Güzel ama ötesinden ziyade daha yorum yapın. Biraz daha siz bunu Türkçe söyleyecek olsanız, değişmeyi vurgulayacak olsanız. Hiç fena olmadı. Hiç tanınmayacak kadar çok demek. Yani şuradaki recognition olayının tamamen dışına çıkacak kadar. Dolayısıyla bunun Türkçesi hiç tanınmayacak kadar değişecek veya değişecektir. Ve some of the business of making things, şeyler, aklınıza gelen her şey, eşya vesaire, mal, yapma işinin bir kısmı, yani bir şeyler üretme sanayisinin bir kısmı will return to rich countries. Zengin ülkelere geri dönecek. Çünkü şu anda biliyorsunuz Çin'de, Tayvan'da, bilmem nerede yapılıyor. Ve hakikaten son 3-5 senedir mesela Amerika bağlamında konuşacak olursak Made in America olayı bir comeback yapıyor. Bir geri dönüş yaşıyor hakikaten. Daha önce geçen Kickstart'tan bahsetmiştim ya. Oraya girin bakın mesela. En çok vurguladıkları şeylerden bir tanesi Made in America damgası. Outside the sprawling Frankfurt Messe, home of innumerable German trade fairs, stands the Hammering Man, a 21-meter kinetic statue that steadily raises and lowers its arm to bash a piece of metal with a hammer. Sprawling, evet, gittikçe yayılan, genişleyen, büyüyen ve özellikle şehirler için kullanılır arkadaşlar. Görüyorsunuz, sprawling dediğim anda şehirleri getirdi bize. Çok hızlı yayılan, genişleyen, büyüyen anlamındadır. Burada ama Frankfurt Messe'den bahsediyor. Şu Messe arkadaşlar Almanca bir tabir ve fuar demek. Frankfurt Messe'nin kendisi şu bina olarak. Ama sadece Messe dersek gördüğünüz gibi fuarları getirdi. İşte bakın Messe Wien diyor, Viyana fuarı. Mesela Freiburg fuarı. Freiburg'a gitmişliğim var. Bizimkilere yakın. İşte Hamburg mesela. Hamburg fuarı falan. O zaman gittikçe hızla genişleyen Frankfurt fuarının dışında, hemen önünde. Burası neresi Frankfurt Messe? Şurada iki virgül arasında.
home of innumerable German trade fairs. Innumerable, sayısız kadar çok 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 fazla sayıda Alman ticaret fuarlarının evi, yuvası olan Frankfurt fuarında. Trade, ticaret, to trade, ticaret yapmak, alışveriş yapmak. Fair, burada fuar anlamı var. Başka? Adil insan anlamı var. Başka? Fair skin derseniz cilt renginin açık olması, soluk hatta biraz da olması. Bir insanı fair dediğiniz zaman sadece adil anlamında değil, kibar, iyi, iyi niyetli insan anlamında da. Hatta My Fair Lady falan diye eski İngilizce kostüm filmlerinde görürsünüz. Bayan da fair olur, insan, erkek de fair olur falan. Evet, bunun önünde stands the hammering man. Tırnak içerisinde görüyorsunuz. Hammering adam duruyor, dikiliyor. Hammering man, hemen göstereyim. Bu da şurada anlatıyor. 21 metre boyunda kinetik bir statue. Evet, statue, heykel. Hammering man de bu. 21 metre. Kinetik, Türkçe'ye kinetik diye geçmiş. Hareketle ilgili, hareketli demek. Kinetik enerji dediğiniz zaman zaten statik enerji, kinetik enerji değil mi? Harekete geçmiş veya işte eylem, iş yapan enerji demek. 21 metrelik kinetik, hareketli bir heykel. Ki steadily raises and lowers its arm. Steadily, istikrarlı, düzenli bir şekilde, sürekli raises and lowers its arm. Kolunu sürekli kaldıran ve indiren, enleri veren, şuradaki that, bir heykel. Ne yapmak için kaldırıp indiriyor kolunu? Bir hammer ile a piece of metal, bir metal parçasını bash etmek için. Bash etmek üzere. Bash normalde darbe, vurmak demektir. Ezmek anlamına gelir. Bayağı böyle yumruklarla ayaklarınızın dizlerinizin altına alıp ezmek, vura vura anlamına gelir. Sözlü olarak hani birisini ezmek anlamında, haşlamak, eleştirmek anlamlarına gelir. Ama ilk ve birinci anlamı şimdi göreceksiniz muhtemelen. Bu vermedi. Bashing diyelim. Demek ki bash diye. Ha işte şu direkt bakın, bu bash edilmiş vaziyette. Şu anda bash ediyor. Gördüğünüz gibi. Hammer, çekiç. Balyozdan ziyade çekiç. Demek ki bir çekiç ile, ha bu arada to hammer diye bir fiil var. Çekiçlemek. Bayağı çekiçle bir şey çakmak anlamına geldiği gibi aynı şuradaki bash anlamında. Birisini bayağı bayağı dövmek anlamında. Hatta mesela işte deriz ki Galatasaray, Fener Galatasaray'ı ezdi geçti. Orada hammer kullanılır mesela. Veyahut da falanca boksör falanca kişiyi hammer etti. Bir güzel benzetti. Evet, problem yok herhalde. Jonathan Borowski, the artist who built it, says it is a celebration of the worker using his mind and hands to create the world we live in. Jonathan Borowski, bu da it dedi, şu çekiçli adam veya çekiçle döven adam isimli işte heykeli inşa etmiş olan sanatçı, yapmış olan sanatçı diyor ki it, yine bu heykel, is a celebration, bir kutlama. Neyin kutlaması? A celebration of the worker. İşçi, the worker. Tırnak içerisinde bütün işçi kavramını tanımlayan ne varsa onun, yani işçinin, işçi kavramının bir kutlaması bu heykel. Nasıl bir işçi, hangi işçi? Using his mind and hands. Aklını ve ellerini kullanan işçi. Ne yapmak için kullanan? To create the world we live in. İçinde yaşadığımız dünyayı yaratmak, oluşturmak, meydana getirmek için aklını ve ellerini kullanan işçinin kutlanması oluyor bu. Kutlayan bir eser. Şuradaki the word'den sonra cümle geldiği için şurada which düşmüş durumda. Bir isimden sonra cümle gelirse, değil mi? Özne artı fiil gelirse şurada olduğu gibi arada which düşmüş oluyordu. O zaman içinde yaşadığımız dünyayı oluşturmak için ellerini ve aklını kullanan işçi. That is a familiar story. Bu tanıdığımız bir hikaye. Familiar, bize tanış, aşina olduğumuz bir hikaye. Fakat yani buradaki hikaye dediği işçinin ellerini ve aklını kullanması. Fakat now the tools are changing in a number of remarkable ways that
will transform the future of manufacturing. Fakat şimdi the tools are changing. Aletler, kullanılan aletler değişiyor. In a number of remarkable ways. A number of çok sayıda demekti. Remarkable, önemli, dikkate değer, hatırı sayılır, büyük miktarda. Burada da önemli şekillerde, yani çok önemli ve çok sayıda yöntemler, şekillerde değişiyor. Bu kullanılan aletler çok önemli sayıda ve çok sayıda değişiyor. Önemli sayıda denmez değil mi? Çok sayıda ama önemli şekillerde değişiyor. Yollar, yöntemler ki will transform the future of manufacturing. Üretimin geleceğini dönüştürecek olan yöntemler, şekiller içerisinde değişiyor. Türkçe aktarırken çok yakışmıyor dikkat ederseniz. Bu birazcık İngilizce, Amerikanca bir ifade. Bunu anlayacaksınız, yorumlayacaksınız Türkçe aktarırken.